Ben arkadaşlarımla oynadıktan sonra eve gelirken şöyle farklı bir böcek gördüm. Gelip babamın telefonundan araştırdım. Adı gergedan böceğiymiş. Bu böcek kendi katından 80 tonla taşıyabiliyormuş. Yeniden doğaya salacağız. Evet. Gergedan böceğimiz tabii kendi boyutunun 850 katından daha fazla yük kaldırabilme potansiyeline sahiptir. Oldukça güçlü bir böcektir. Kanat yapısı elitradır. Elitra kanat yapısına sahip olan böceklerin de tabii böyle bir güçlü yapıya sahip olduğunu da ayrıca ifade etmek mümkün. Özellikle Coleoptera yani kın kanatlılar grubu içerisinde Scarabei de yani manaslar grubu olarak da ifade edebileceğimiz bir böcek türü olduğunu da ayrıca burada dile getirmek mümkün. Halk arasında gergedan böceği olarak bilinen bir tür olup oldukça spesifik bir yapıya sahiptir. Coleoptera takımına ait olmasıyla birlikte özellikle kın kanatlar grubu içerisinde ele alınmaktadır. Tabii gergedan böceğinin farklı ülkelerde özellikle ekonomik anlamda bir kullanılış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da popülasyonları açısından özellikle kaçak avcılar noktasında ciddi bir tehlike oluşturduğunu söylemek mümkün. Yani doğamıza, biyoçeşitliliğimize böyle bir yaklaşım ciddi bir zarar vermektedir. Tabii böceğimizin belirli bilgilerini de buradan vermek mümkün. Özellikle bir eşcinsel dimorfizm söz konusu. Yani erkeklerinde boynuzlumsu bir yapının olduğunu görmek mümkün. Dişileri ise boynuzsuz bir yapıya sahiptir. Genel itibariyle böceğin boyutlarına baktığımız zaman 20 mm ile 60 mm arasında bir değişkenlik söz konusudur. Larvaları etkin bir şekilde ağaçların çeşitli kısımlarıyla özellikle kütüklerle ve iç kısımlarıyla beslenebilmektedir. Erişkinlerde böyle bir bilgi söz konusu değildir. Tarımsal anlamda bir zarar söz konusu değildir. Bingöl ve çevresinde bu böceğe rastlamak mümkün. Yaygın bir şekilde yayılışını görebiliyoruz. Daha çok palearktik bir böcek yayılışına sahiptir. Yani başta işte Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzey kısımlarında yayılış göstermektedir. Ülkemizin de birçok bölgesinde yaygın bir şekilde gözleyebileceğimiz bir böcektir. Tabii bazı kaçak avcılar bunları ekonomik bir noktada kullandıkları için maalesef popülasyonları noktasında da ciddi azalış olduğunu da ifade etmek mümkün. Bundan mutlaka kaçınmak gerekmektedir diyebiliriz. Özellikle son dönemde kaçak avcılar tarafından fazlaca toplatıldığından biyoçeşitlik açısından ciddi bir tehlikeye maruz kalmaktadır. Sayıları gittikçe azalmaya doğru gitmektedir. Özellikle idari bilimlerce 100 bin liraya kadar izinsiz toplayanlar tarafından bir ceza öngörülmektedir.